Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosunda beraberiz. Şarkı analizlerini çok sevdiniz. Biliyorum benden de çeşitli istekler geliyor, yorumlar geliyor. Bu da beni cesaretlendiriyor ve yeni yeni şarkılar yapıyorum. Basit anlamda yeni başlayan arkadaşlarımıza da şarkılar var elimizde. Ama bunun yanında biraz teknik gerektiren bazı şarkılar var. Hepsi olsun istiyorum havuzda. Seviyenizi artırdıkça aslında hepsini çalabilecek duruma geleceksiniz tabii ki. Müzikte ne varmış enstrüman çalmada hep aynı şeyi anlatıyorum. Workshoplarımda anlatıyorum, öğrencilerime anlatıyorum. Videolarımda da bol bol bunlardan bahsediyorum. Ne yapıyorduk? Sabırla çalışıyoruz. Müzik biraz disiplin işi. Doğru metodolojiyle çalışırsanız çabuk yol alırsınız. Bunun için deneyimli bir hocadan ders almanız evet size yolu kısaltır aslında bu anlamda. Bunlarla ilgili nasihatler veriyorum ve zaten kaynak olarak internet geniş bir deniz derya. Ondan faydalanıyorsunuz filan falan. Evet şimdi bugün Rüzgar diye bir şarkı var Gün Doğarken'in. Yunanca bir şarkıdan söz yazılmış. Sevgili İlhan Şeşen abimizin yorumuyla dinlediğimiz şarkı. Daha sonra sevgili Leman Sam, Barış Akarsu ve çok çok coverlanan bir şarkı. Bu şarkının özelliği güzel bir melodisinin olması tabii ki ve sıkça her yerde çalabileceğimiz bir şarkı olması. Yeni başlayan arkadaşlarım da çalabilir. Parçayı bilenler, tekniği iyi olanlar da şarkının akorlarını, armonilerini ve trafiğiyle ilgili fikir sahibi olabilirler. Bu dersin ana fikri bu. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi Rüzgar şarkısını inceleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Tonu ne diyoruz? Ya da makamı ne? Gam ne? İşte filan. Bu parça Si Kürdi orijinal hali. Yani benim incelediğim şu anda Gün Doğarken versiyonunda. Bu yani benim versiyonum. Grup Gün Doğarken Rüzgar diye var. Linkini de koyacağım zaten. Şimdi Si Kürdi neydi? Si minörden ayıran özelliği neydi? Hadi bakalım gamlar konusuna mı girdik? Ya aslında girmiyoruz. Onun dersleri Udemy kanalımda olacak zaten. Oradan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Onun da reklamını yaptıktan sonra şimdi Si Kürdi şarkımız da ne vardı? Si minörden ayıran özellik neydi? Bu konuyu bilenler için çok kısa söylüyorum. İkinci sesi yani 7 seslik o dizi. Bu Si minörken Si minörde iki arıza vardı. Si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol, la ken ikinci ses ne oluyor? Do diyez, do natural oluyor. Evet, si karar, kürdi. Si, do, natural, re, mi, fa diye, sol, la, si. Si, kürdi. Parçanın makamı buymuş. Evet, şimdi şarkıyı bölümler halinde inceleyelim. Dediğim gibi bunu da yapmanız gereken, bakın arkadaşlar basit parça, akorların kök seslerini basarak çalabileceğiniz çok güzel bir şarkı. Parçamız şöyle başlıyordu. Önce şiirle İsmi başlıyor. anlattı, Evet, İlhan abi şiir esi okudu. geçmeyi anlattı. Bakın şimdi. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ölçülük bir intromuz var. Bu röprizde olacak. Yani ne demek röpriz? 4 çarpı 2, 8 olacak. Si minör akorlardan bahsediyorum. Si minör 2 3 da ba da ba dan ikinci ölçü si minör da ba da ba la minör 2 3 4 si minör 2 3 4 bu kadar basit. Aklımızda tutuyoruz. 2 ölçü si minör, 1 ölçü la minör, 1 ölçü si minör. Da ba da ba dan da ba da ba da 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 ba da ba da da.
Evet, parçada perdesiz bas gitar kullanılmış, ritimde bir synthesizer'dan bir loop var. Neyle çalındığını bilemiyorum. Loop ama bilgisayardan. Onun için birler tam net gelmiyor. Ben size onun için böyle tam köşelerde çalmanız için şöyle tavsiye ediyorum. Bütün parçayı. İkinci ölçü. Üç. Üçüncü ölçü. Bir daha tekrarlıyor ve introyu tamamlıyoruz. Sonra şarkının neyi giriyor? A'sı giriyor. Yani biz A, B derken bunları hiç bilmeyen için söylüyorum yeni başlayan arkadaşlarıma. Her müzik eserinin bir kompozisyonu var. Bu kompozisyon giriş, gelişme ve sonuç olarak aslında bir müzik eseri yer alıyor. Bu şarkı işte 3 dakika. Artık yeni şarkılar, yeni yayınlanan şarkılar 3 dakika 10 saniyeyi geçmediğine göre aslında 1,5 dakikasını hallettiğimizde parça da halloluyor. O tekrar ediyor ve nakarat tekrarlanarak bitiyor. Aslında bu bir kompozisyon oluyor tabii ki. Aynı edebiyattaki gibi yani. Onun için benim intro dediğim şey 8 ölçü bittikten sonra ne yapıyormuş? Şan A'ya bağlıyor diyorum. Yani artık solist arkadaşımız giriyor. Bu her müzik eserinde böyledir arkadaşlar. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Evet, ne yaptık? Bakın burada nota da hazırladım size. Onları biliyorsunuz internet sayfamdan göreceksiniz zaten. www.zafersahne.com'da mevcut. Oradan indireceksiniz. Tabları da olacak. Ben demin introda söylemeyi unutmuş olabilirim ama gördünüz zaten elimden nerede olduğumu. Si minör akorunun nereden aldım ben? 7. perdedeki mi telinden aldım. Hep bu alanda çalışmalarımızı yapacağız. Akorları burada değiştireceğiz yani. 7'deki si'yi aldım, 5'teki la'yı aldım. Şimdi burada da gene aynı gidiyor. Penceresin la ki si ki. Si, ki, üç, dört, la, ki, si, ki. Neden diyorum? Si'yi söylediğim anda bir ki oluyor aslında. Onun için böyle söylüyorum. Si minör bir ölçüymüş. İkinci ölçüde la minör iki vuruş, si minör iki vuruş, sonra üçüncü vuruş si minör. Böyle bir döngü var. Sonra parça 8 ölçülük bu A'sını tekrar tarif ediyorum. Bir bölüm yani. Birinci ölçü. Şan A. 1, 2, 3, 4. La, ki, si, ki. Üçüncü ölçü. Si, 3, 4. La, ki, si, ki. La, ki, 3, 4. La, ki, si, ki. Re, majör, ki, 4. La minör, ki. Si, ki. Burada bir değişik akoru geldi. Re majör, ki, 3, 4, la minör, ki, si minör, ki. Re'yi nereden aldım? La telindeki 5'ten aldım. Yani elimi şuraya hapsettiğimde, notaya da baktığımda hiç şaşırmadan çalabileceğim bir yere tıkadım aslında elimi. Evet. Şimdi bir arada bir break var. Bu bölüm değiştiriyor. Yani B'ye geçerken şöyle bir şey oluyor. Burayı tarif ediyorum. Hatta orayı size dinleteyim arkadaşlar. Çok kısa dinleteyim hemen. Olsun beni bu dertten kurtar. Yabancı. Fa diye si,
Bir numaralı parmağımı 7'ye koydum. 9'daki fa diyeze koydum la telinde. 2 numaralı parmağımı, 3 numaralı parmağımı, 3 numaralı parmağımı fa diyeze koydum. La telinde 9'a. Sonra 4 numaralı parmağımı oktavı si'ye koydum. 9 re telinde. Bunları da 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 ta 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 ta. Yani one, 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 ine bolu. Dam 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 da 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 da. Ta 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 neymiş ine bolu? Si, la. 7'deki la re telinde. Si, la, sol, fa. Si, fa, ne, si, si, la, sol, fa. Si, la, sol, fa. Fa dediğim şey fa diyez. Si, la, la telinde 10, sol, fa diyez. 3 numaralı parmağımla 9. Mi minöre düşeceğiz. Danan danan dan da dan 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 dan. Mi minör 2 3 4 si minör 2 3 4. Şimdi bir ölçü içinde 2 tane la minör si minör. Ananı anlat esip ümreyi anlat dananan dan dananan. Bir bölüm daha geçeceğiz. Bakın şuranın üstüne çalayım. Şuradan alıyorum atak bölümünden. Sen kurtar gir içeri usul. Re majör la atak geliyor. Mi minör 2, 3, 4, si minör. Nerelerden geliyorsun? Mi minör. Otur dinlen başucuma. Belli ki 7'deki si. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, la minör. Şimdi bakın. Anlat ki çözülsün. La. Ben rüzgarı. Bu bölümü anlatıyorum. La minör 3 4 mi minör 2 3 4 la 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 mi 2 3 4 la 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 3 4 mi minör re majör la minör 4 mi minör 2 3 4 la minör 2 3 4 mi minör re majör ananın anlat la minör 2 si minör 2 la minör 2 si minör 2 la minör 2 si minör 2. Bakın arkadaşlar 4 tane topluk 4 tane akor kullandık şarkıda. Yeter ki bunların değiştirme zamanlarını tespit etmek önemli olan. A bölümünü C'den başlayarak kompozisyonu yaptık. Sonra bir bölümü ne yaptık? Mi'den başladık. B bölümünü, C bölümünü la minörden başlayarak çaldık. Yani tablara bakınca ve bir süre sonra bu aralık oturuyor. Yani si minör, la minör, mi minör, re majör arasında 4 tane akorun içinde döndü. Dediğim gibi sadece değişme zamanları ve tam zamanında hep beraber grup olarak akorları değiştirmek burada önemli. Evet, parçanın başka bir bölümü yok. Sonra introya dönüyor tekrar. Introdaki melodi çalınıyor ve tekrar aynı şeyler dönüyor. Parça zaten bunun çalınmış halini bu arada göreceksiniz. Kanalıma yüklüyorum biliyorsunuz her hafta. Evet arkadaşlar, yeni bir ders videosunda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Takipte kalın lütfen. Zafersahne@gmail.com'dan bana yazın. Olur mu? Sevgiler. Kendinize iyi bakın.